Arkadaşlarınızla bir akşam yemeğinden sonra eve doğru yürüyorsunuz. Hava karanlık ama eviniz restorana yakın. Yürümeye başlıyorsunuz ve birinin sizi takip ettiğine dair ürpertici bir hisse kapılıyorsunuz. Sokakta size doğru gelen bir karartı görüyorsunuz. Böyle bir durumda ne yapmalısınız? Şansınıza bu gibi durumlar için bir liste hazırladık. 1 numara, sakinliğinizi koruyun. Bu zor olabilir ama yabancının onu fark ettiğinizi ya da endişeli olduğunuzu anlamasına izin vermeyin. Hem yabancıya hem de çevrenize dikkat edin. Düşüncelerinizi toparlamanıza yardımcı olması için montunuzun fermuarıyla oynayıp eğilip ayakkabınızı bağlıyor gibi yapın ya da bir mağazanın vitrinine bakın. Hızınızı azaltacak bir şeyler yapın ve derin birkaç nefes alıp bir plan yapmaya başlayın. 2 numara, dikkatli olun. Çevrenize göz atın ve sıra dışı bir şey var mı diye kontrol edin. İçgüdülerinize kulak verin. Savaş ya da sıvış tepkiniz düşündüğünüzden daha yerinde olabilir. Yabancıya dikkatlice bakabilirseniz, eşkalini bir tanıdığınıza ya da polise verecek olmanız durumunda yardımcı olacak detayları aklınızda tutun. Ne kadar fazla detay olursa o kadar faydası dokunur. Tetikte olun. 3 numara, kendinizden emin yürüyün. Bu endişeye kapılmayın kısmının bir parçası. Nereye gittiğinizi biliyor gibi yürüyün. Endişenizden dolayı birkaç yanlış yola sapmış olsanız bile kaybolmuş gibi davranmayın. Bu yabancının sizi takip edip etmediğini anlamanın iyi bir yolu olduğu gibi size düşünmeniz için fazladan zaman da sağlar. Ayrıca kendinizden emin şekilde yürürseniz yabancı sizin kolay bir hedef olmadığınıza karar verebilir. Böylece belki de bir sürü insanın olduğu kalabalık bir partiye gittiğinizi düşünebilir. 4 numara, mesajlaşmayın. Telefonunuz ileride işinize fazlasıyla yarayabilecek olsa da park alanında arabanıza giderkenki gibi kısa mesafelerde mesajlaşmayın. Çünkü mesajlaşırken başınızı öne eğersiniz ve bulunduğunuz yerde şüpheli bir şahıs varsa bile fark edemezsiniz. Telefonunuzla ilgilenirseniz şüpheli kişi çevrenizdekilerin farkında olmadığınızı düşünecektir. Ve kabul edelim ki hepimiz mesajlaşırken tüm dikkatimizi telefonumuza veririz. Yani başınız önünüzde telefonunuzla ilgilenirken çok daha savunmasız görünürsünüz. 5 numara, arkanıza bakıp durmayın. Her ne kadar cazip geliyor olsa da arkanıza bakarsanız yabancı onu fark ettiğinizi anlayabilir ve saldırıya geçebilir. Ayrıca arkanızda ne olduğuna odaklanırsanız önünüzdeki çıkışı, güvenli yerleri ya da önünüzde size yardımcı olabilecek kişileri gözden kaçırabilirsiniz. Bunu da sakinliğinizi korumanızın ve çevrenizdekilerin farkına varmanızın bir parçası olarak görebilirsiniz. 6 numara, mücadeleye hazır olun. Yabancı saldırmaya karar verirse kendinizi savunmanız gerekecektir. Seçeneklerinizden biri anahtarlarınızı orta ve yüzük parmaklarınızın arasından çıkacak şekilde tutmak olacaktır. Böylece kaçmanıza yetecek kadar bir hasara yol açabilirsiniz. Ayrıca avucunuzun içine anahtarları alıp yumruğunuzu bu şekilde sıkmak hızlı ve kolay bir plandır. Planınızın olduğunu bilmek de kendinizi daha güvende hissetmenize yardımcı olur. 7 numara, telefonunuzu ne zaman ve nasıl kullanacağınızı bilin. Evinize doğru yürürken biri tarafından takip edildiğinizin farkına varırsanız, telefonunuzu çıkarıp bir arkadaşınızı ya da aile bireyini arayın. Nerede olduğunuzu söyleyin ve gideceğiniz yere ulaşana kadar konuşmayı sürdürün. Ayrıca telefonunuza yükleyebileceğiniz birçok kişisel güvenlik uygulaması var. Yani biraz araştırma yapın. Peki sizin sevdiğiniz güvenlik uygulamaları var mı? Varsa yorumlarda hangileri olduğunu yazın. 8 numara, umuma açık yerlere gidin. Bir yabancının sizi takip ettiği hissine kapıldığınızda sayıların gücünü unutmayın. Olabildiğince hızlı bir şekilde kafeye, restorana ya da mağazaya girin. Bu durum geç saatlerde yaşanırsa yine endişelenmeyin. Bazı marketler, eczaneler ve çoğu benzinlik günün 24 saati açıktır. Diğer insanlarla birlikte olduğunuzda hem daha güvende hissederseniz hem de daha güvende olursunuz. Üstelik ihtiyacınız olması durumunda başka birinden yardım isteyebilirsiniz. Bir arkadaşınız ya da bir aile bireyi gelip sizi alana kadar bu yerlerde tercihen size yardımcı olan biriyle bekleyin. 9 numara, farklı bir güzergah seçin. Aynı yabancının sizi takip ettiği hissine kapılırsanız, bir yere giderken ya da dönerken farklı güzergahlar kullanın. Bunu hem yürürken hem de aracınızla giderken yapabilirsiniz. Aynı rotayı kullanmazsanız, yabancının sizi izlemesini zorlaştırmış olursunuz. Gözlemlenebilir tüm alışkanlıklarınızı değiştirin. Buradaki amaç, onların kafasını olabildiğince fazla karıştırmaktır. 10 numara, polisi aramaktan çekinmeyin. Yabancı size çok yaklaşırsa ya da özellikle daha önce bahsettiğim gibi birkaç seferdir peşinizdeyse polisi arayın. Polise önce nerede olduğunuzu söyleyin. Eğer tam konumunuzu bilmiyorsanız sokağın adını verin ya da en azından çevrenizdekileri tarif edin. Böylece hattın kesilmesi ya da kapatmak zorunda kalmanız durumunda sizi yine de bulabilirler. Pişman olmaktansa tedbirli olmakta fayda vardır.
Eğer bir yanlış anlaşılma varsa başınız derde girmez. En azından bunu öğrenmiş olursunuz. Tüm bu yabancı tehlikesi konusu dışarıya çıkarken ya da çıktığınızda almanız gereken temel güvenlik önlemlerini merak etmenize neden olduysa merakınızı giderelim. Nereye gittiğinizi birine haber verin. Bu kişi bir arkadaşınız da olabilir, anneniz de. Gideceğiniz yeri en azından bir kişiyle paylaşın ki başınıza bir şey gelmesi durumunda sizi arayabilecekleri bir yer olsun. Bu uzun vadede sizi güvende tutar ve her iki tarafında içi rahat olur. Aydınlık yerlerde kalın. Eve gidiyorsanız en kalabalık ve en aydınlık güzergahı kullanın. Ağaçlık ya da patika gibi karanlık kestirmeleri kullanmayın. Araç kullanıyorsanız sokak lambasının altına ya da park alanındaki en aydınlık bölüme park edin. Ayrıca hava karardıktan sonra çıkacaksanız aracınızı gideceğiniz binanın olabildiğince yakınına park edin. Eve dönüşten bahsetmişken yalnız yürümeyin. İster eve olsun ister bir sonraki durağınıza, kısa mesafede ise yalnız yürümeyin. Özellikle de hava kararmışsa bir arkadaşınızdan ya da arkadaşlarınızdan sizinle yürümelerini isteyin. Aynı şekilde istenilmesi durumunda siz de arkadaşınıza eşlik edin. Birbirinize yardımcı olun. Ayrıca gideceğiniz yere vardığınızda arkadaşlarınıza ya da ailenize vardığınızı bildirmeyi unutmayın. Bir yabancının yanından geçerken göz teması kurun. Kulağa biraz tuhaf geldiğinin farkındayım ama göz temasının uzun sürmesine gerek yok. Sadece seni görüyorum ve eşkalini verebilirim diyebilecek kısalıkta olması yeterli. Tabii bu cümleyi sesli söylemeyin. Böylece yabancı saldırmadan önce bir kere daha düşünecektir. Dolandırıcılık ihtimalinin farkında olun. Sokakta bir yabancı sizden yol tarifi veya para isterse ya da bir şey satmaya çalışırsa dikkatli olun. Aranızda bir mesafe bırakın ve etkileşiminizi kısa tutun. Kısa ve net cümlelerle karşılık verin. Asla ama asla gardınızı indirmeyin ve asla bir yabancının sizi tenhaya çekmesine izin vermeyin. Aracınıza giderken anahtarlarınızı hazırda tutun. Özellikle hava karanlıksa arabanızın kapısının önünde anahtarlarınızı bulmaya uğraşmak iyi olmaz. Bu sizi kolay bir hedef haline getirir. Çünkü sizi izleyen biri varsa muhtemelen hareketsiz ve dikkatinizin dağınık olacağı bir anı bekliyordur. Anahtarlarınızı sıkıca tutun. Düşmelerini ve yerde onları aramayı istemezsiniz, değil mi? Yoksa hem başınız hem de vücudunuz yere yakın olur ve bu da sizi çok savunmasız bir şekle sokar. Bazı temel savunma yöntemleri öğrenin. Boğaza güzel darbe ya da kaburgaların ortasının hemen altındaki solar plexus bölgesine atacağınız bir yumruk herhangi birini hızlıca etkisiz hale getirir. Burun ve gözler yüzdeki en hassas bölgelerdir. Dizlere ya da kaval kemiğine atacağınız bir tekme de karşınızdakini afallatacaktır. Biraz araştırma yapın, hatta daha da iyisi birkaç arkadaşınızı da yanınıza alarak bir kişisel savunma kursuna yazılın. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. İşte hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.